Büyük Önder Atatürk ölümünün 53. yıl dönümünde törenlerle anılırken meclislerin liderleri eksiksiz olarak Atatürk'ün huzurundaydılar. Meclisteki yemin töreni sırasında HEP kökenli bazı CHP milletvekillerinin yol açtığı siyasi kriz 10 Kasım Atatürk'ü anma gününde Anıtkabir'de yerini yumuşamaya bıraktı. Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan uzun yıllar aradan sonra Anıtkabir'deki törenlere ilk kez katılırken meclisteki krize yol açan CHP Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana da Anıtkabir'deki törende hazır bulundu. Anıtkabir'deki törene Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Türkiye Büyük Millet Meclisi Geçici Başkanı Ali Rıza Septioğlu, Başbakan Mesut Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş ve bazı bakanlar, yüksek yargı organlarının başkanları, siyasi parti liderleriyle yüksek rütbeli subaylar katıldı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda protokol alanında Refah Partisi'ne ayrılan yerin boş kalması beklenirken, törene gelen ilk lider Necmettin Erbakan oldu. Erbakan'ı gören basın mensupları bir anda etrafını çevirerek fotoğraf çekmeye başladılar. Devlet Bakanı Kamran İnan da Erbakan'a yaklaşarak "Sizi gördüğüme çok sevindim" deyip hatırını sordu. Refah Partisi lideri Anıtkabir'e en son ne zaman geldiği şeklindeki bir soruya "Biraz düşünmek lazım" diye yanıt verirken bugüne kadar protokolle ilgili bazı sorunlar nedeniyle törenlere katılmadığını söyledi. Siyasi parti başkanlarını normal olarak ta 500. sırada derneklerin arasına koyan bir protokol tatbik edildi şimdiye kadar. Tabii o protokol temelde değişmedi de seçim bizim yerimizi değiştirdi. Tam bu sırada CHP Genel Başkanı Erdal İnönü'nün protokol alanına geldiği görüldü. İnönü doğruca Erbakan'ın yanında kendisine ayrılan yere geçti. İnönü ile Erbakan el sıkışıp hal hatır sordular. Bu arada İnönü hemen arkasında yer alan HEP kökenli CHP Diyarbakır milletvekili Leyla Zana ile de el sıkıştı. Leyla Zana tören alanındaki gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Bu arada Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel de İnönü ile Erbakan'a katıldı. Demirel hemen arkasında yer alan bazı milletvekilleriyle tokalaşırken Leyla Zana ile el sıkışmadı. Necmettin Erbakan ise "Şimdi gazeteciler üçü bir araya geldi ama hiç konuşmadılar derler" diye espri yaptı. Demirel ve İnönü, Cumhurbaşkanı'nı protesto amacıyla son iki yıldır Anıtkabir'de yapılan anma törenlerine Özal'la katılmayıp alternatif törenler düzenlemişlerdi. Az sonra da Başbakan Mesut Yılmaz alana gelerek protokolün ön sıralarındaki yerinden Demirel, İnönü ve Erbakan'ın bulunduğu bölüme geçerek liderlerin ellerini sıktı. Tören alanına en son gelen Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın yerini almasından sonra tören yürüyüşü başladı. Aslanlı Yol'daki yürüyüşten sonra Cumhurbaşkanı Turgut Özal Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu. Saat tam 9'u 5 geçe yapılan saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı çalındı, bayraklar yarıya indi. Daha sonra Anıtkabir şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Turgut Özal şunları yazdı. Büyük Önder Atatürk, hatıranı andığımız bugün de kurarak bizlere emanet ettiğin Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bir kere daha teyit eder, aziz hatıran önünde tazimle eğiliriz. Sosyal Demokrat Halkçı Parti Genel Başkanı Erdal İnönü, tören sonrasında Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın Anıtkabir'deki törene katılmasını güzel bir şey diye nitelendirirken, CHP Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın törene katılacağından daha önce haberi olmadığını söyledi. Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel ise Erbakan'ın törene katılışıyla ilgili bir soruyu "Katılması doğaldır, niye katıldın" diye soramazsınız. "Katılmadığı zaman niye katılmadın diye sorun" diye yanıtladı. Bu arada tören çıkışı bütün liderler arabalarıyla Anıtkabir'den ayrılırken Refah Partisi lideri Erbakan arabasını bulamayınca yanındakilerle birlikte bir süre taksi bekledi. Bir trafik polisinin kendisine yardımcı olmasıyla Erbakan taksiyle Anıtkabir'den ayrıldı. Hükümeti kurmak taksiyle